Patenlerimle takla atacağım. Önce pateni giymen gerekiyor. Çok geç. Ayol, o sesler de neydi? Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Ağzımla yaptım. Bak, kapış, kıraş, tamburuş taş. Tamburuş taş mı? O elinizdeki ne? Yaşlanmadan yapılacak en heyecanlı 100 aktivite listesi yayınlandı baba. Gençler için tam bir aksiyon sınavı. Patenler de o yüzden. Gel dede, gel gel. Siz ne yapıyorsunuz? Filsu'ya yeni kamera aldım. Teknoloji çok gelişmiş. Bizim zamanımızda televizyonu sopayla açardık. Yeni akım çıkmış. Modası geçmeden video çekiyoruz. Ne oldu? Modası geçiyor. Kimse kıpırdamasın. 3, 2, 1 başla. 1902'de doğdu Peyami. Dede Peyami. Hadi dede yaparsın hareketini. Göster bize neydin, ne oldun, hadi. Aradaki pattiz gerçekti. Gerçek bir pattiz. Duramıyorum. Tamburuş taş. Herkes burada. Birini bekliyor muydunuz? Ben 16-15 vapurunu bekliyorum. Sayılır mı? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Aa, Melis gelmiş. Merhaba. Ben Filsu'nun ajansından Melis. Ajans Melis. Merhaba. Ben de Keçi Necmi. Bu mahallenin en sevilmeyen karakteriyim. Filsu'nun videosunu izleyen halk Peyami Bey'i çok sevmiş. Video çekmeye devam etmesini istiyorlar. Hangi halk? Güldürmeyin beni. Tribün kurmuşlar. Dede Star Oley. Dede Star Oley. Dede Star Oley. Dede Star Oley. İyi de Peyami babam dede star olmak için çok yaşlandı. Hadi oradan. Ne yaşlılığımı gördünüz? Baba, babacığım. Yaşlı falan değilim ben. Hatta çocukların listesindeki 100 maddenin tamamını 24 saatte bitirebilirim. Oo, gençlik listesi mi o? Eğer bunu başarabilirsen sana ajans adına en genç o yaşlı madalyasını verebilirim. Madalya deyince aklıma bavul karakteri geldi. O da zamanında en fermuarlı bavul madalyası kazanmıştı. Sahi ona ne oldu? Hala Mirket'le beraber mi? Aman baba, başımıza iş açma. Anlaştık. Bavulu buldum. Konuş bavul. Niye kayboldun? Abi seyirci pek tutmadı beni. Halk henüz bir bavula hazır değil. Hayır, hazırlar. Bundan sonra tüm yan karakterlere ben sahip çıkacağım. Gelin buraya hepiniz. Gel bakalım Dudi. Sen de şuraya geç, Bulut Hakkı. Haline Orkun, sen neredesin? Senin boyun uzun, sen arkaya geç. Necati, bütün herkesi buraya dolduramazsın ama. Bunlar da emekçi, bunlar da işçi Kadriye. Alıcı dünya, gir abi araya. Kral Comolokko, senin de hakkın yendi. Gluten Dede, sen de Yeşilçam'ın emektarısın. Yeşilçam, sen de iyi bir ağaçsın. Başka var mı eski bölümlerde oynayan yan karakterler? Hayaletler, lollipoplar, bıcırık. Herkes buradaysa başlıyoruz. Yan karakter şarkısı. Hepimiz yan karakteriz. Bir bölüm oynar gideriz. Bizleri unutmayın. Arada ziyarete gelin. Seslendirme sanatçısına. Evet arkadaşlar, şimdi dağılabilirsiniz. Kapının önünden servisler kalkıyor. Karşıya geçecek olanlar beyaz minibüse binsin. Dedelerin dedesi, starların starı, onun adı Dede Star. Yo yo, rapçi dede göreve hazır. Dede Star gidiyor. Dede Star geliyor. Dede Star gidiyoruz. Dede Star ne yapıyor? Bilmem. Anons hoşuma gitti. Evet. Listede bir numara tek ayak üstünde zıplamak. Bu Dede Star için çok kolay dostum. Sonra yaparız. Daha aksiyonlu bir şeyler yok mu? Kalçan sızlıyor yine değil mi? Dede Star bahaneler buluyor. En zorundan başlayalım. Dede Star hiçbir şeyden korkmaz. Kendi gölgemden korktum. Burayı montajla atarsın Filsu. Kendi gölgemden korktum. Burayı montajla atarsın Filsu. Montajla beni attı.
madde 7. Buz pateni yaparken güreşmek. Evet Dede Star, rakibini seç. Şu olsun. Kaç, kaç, kaç. Ma, 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 kaçma. Bu çok eğlenceli olacak. Madde 32. Saçını boyat. Gri'nin tam olarak aynı tonu olsun. Ama yıkama, ev yakın. Merak etme abi. Sen nasıl berbersin? Berber değilim ki abi, badanacıyım ben. Neyse, bir madde daha bitti en azından. Ense nasıl olmuş abi? Ha? Ensemin bıyıkları çıkmış. Ayna değilmiş bu. Aynamız yok, o yüzden arkadaşın fotoğrafını kullanıyoruz. İşte şurada. Nasıl? Yakışıklıyım değil mi? Madde 61. İki tekerle şov yapmak. İki tekeri buldum. Şovu nasıl yapacağım? Neyse, ben yaparım, şov olur. Aç karnım doyurulur. Dede şov. Dede. Ne? Dede. Ne? Önüne bak, önüne. Sen dikkatimi dağıtmasan zaten bakıyordum. He? Köpeğim ben. Yola falan otururum, dikkat edin. Böyle değişik hareketlerim vardır. İşte gördüğünüz gibi bu sefer kaza geliyorum dedi. Az sonra olacakları ne yazık ki yayınlayamıyoruz. Ama merak etmeyin, kötü bir kaza olduğu için değil. Sadece Dede Star düşünce çok utandı, yayınlamayalım dedik. Oh, kazadan sonra buz tedavisi iyi geldi. Böyle yapınca ağrıyor mu? Yok. Böyle? Hiç ağrımıyor. Demek ki sağlamım. Aslında ağrıması lazım ama... Geri takayım en iyisi. Of baba, bırak artık şu işi. Bak bir yerlerini inciteceksin. Ama başkalarının dedeleri hep istediğini yapıyor. Bir tek bana izin vermiyorsunuz. Diğer dedeler bowling topuyla basketbol oynamaya çalışmıyor çünkü. Küstüm size. Ben odama gidiyorum. Aa, buz arkadaş erimiş. Beni bir buzluğa atın, 15 dakikada düzelirim. Sonra meyve suyunuza falan atarsınız. Sıkıntı yok. Oh, madde 67'yi de aradan çıkardık. Yatak üstünde zıplamak. Baba, madem Dede Star'sın ve gençsin, büyük sözü dinle biraz. Sizi dinlemem. Ben sizin çocukluğunuzu bilirim. Şu kadar çıktın Remzi. Berberden yoğurt almıştım sana. Sen de heyecandan kanat çırpmıştın da ilk kez uçmuştun. Baba, çocukluğumu pek bilmiyorsun gibi. Aa, bir dakika. Yani senden büyük birini bulursak sözünü dinlersin, öyle mi? Tabii ki. Benden büyük birini bulmada kolay gelsin size. Gırç, gırç, gırç. Bakmayın öyle. Bu maddeyi çoktan çizdim ama zevkli çıktı. Sana bakmıyoruz baba, yatağın konuşuyor. Gırç, gırç, gırç. Ne oldu? Hiç mi konuşan yatak görmediniz? Gırç, gırç, gırç. Nasıl bulacağız Peyami Baba'dan yaşlısını? Bilmem. Çok yaşlı olduğu için az duyar herhalde. O yüzden bağıralım. Bu mahallenin en yaşlısı kim? Hadi amca, hadi. Daha bekleyecek miyiz? Ne kadar uzun süre işlemi. Kaç dakikadır bekliyoruz burada? Evlat, bakar mısın? Numarayı istiyor. Yazıyorum ama aramıyor bir türlü. Amca, telefon değil bu, ATM. Para verip alır. Ne? Aramıyor mu? Bir de üstüne para mı istiyor? Bu teknoloji çok arsızlaşmış. Zaten bizi ele geçirecekler. Çekiyorum fişini. Aa! Necati, ne yapıyorsun? Bu ne hal? Sen kimsin? Yaklaş da göreyim. Yaklaş evladım, korkma, yaklaş. Aa, Fikret, sen misin? Necati, oyunu bırak. Niye yaşlı kılığına girdin? Şşt, gel buraya. Çok önemli bir görevdeyim. Dünyayı kurtarıyorum. Pazar pazar dünya mı kurtarılır ayol? Evet, bakın. Dünyada yaşlı genç oranı var. Peyami Dede genç olmaya karar verince dengelemek için benim de yaşlı olmam lazımdı. Yoksa dünyanın ayarı bozulur, haşlanmış yumurtaya döner. Katı mı, kayısı mı? Rafadan. Ay, rafadan olmasın. Katı severim ben. Bak Necati, yardımın lazım. Peyami Baba'nın listesindeki 100. madde çok tehlikeli. Bir yerini sakatlayabilir. Ona engel olmalısın. Senin sözünü dinler. Karşılığında ne vereceksiniz? Al ayakkabı. Yalnız bu sağ teki ayağımı olmuyor. O zaman sağ değil, sol ayağına giy. Kabul. Evladım, oraya park etmeyin. Daha patinaj çekilecek. (Gülüyor)
99 maddeyi tamamladık. Sıra 100. maddede. Roketli patenlerle şuradan hızlıca kayıp rampadan atlayarak timsahlı dereyi geçmem gerekiyor. Evet, madalyan burada Dede Star. Kalan süren de burada. Kalan süre içinde hareketi bitir, madalyanı al. Madalya süre, süre madalya. Çocuk şimdi sen söyle, madalya. Kaşarlı menemen. Neyse Dede Star, hareketine hazırlan artık. Şu çocuğa da bir kitap falan verin, azıcık okusun. Eyvah, Necati nerede kaldı? Şu timsahlara bak. Aa, saldırgan değiller. Okumuş timsah bunlar. Evet ama kitabımın adı Avını Nasıl Daha İyi Yakalarsın. Isınmak için sinek yakalayıp bırakıyoruz. Bak. Ne güzel yakaladım. Hissetmedim bile. Evet amcacığım, geldik adresine. Bir dede her zaman geç kalır evladım. Sür biraz, sür dolaşalım. Ve beklenen an geldi. Dede Star 100. maddeyi 24 saat içinde tamamlamak üzere. Hadi eller havaya. Oley! Daha fazla el, daha fazla. Ama iki elimiz var. Daha fazla dedim. Tamam evladım, zamanı geldi, hadi gidelim. Olmaz amcacığım, trafiğe girdik artık, biraz bekleyeceğiz. Vaziyet mühim, geçmişler olsun. Atla dede, atla! Atlıyorum! Atlasana! Atlıyorum, dur! Durun, durun! Bu nikaha izin veremem. Ah Necati, sonunda! Ama o Peyami Baba değil, bir gözlemci. Affedersin gözlemci teyze. Peyami, çabuk in oradan. Hayta çocuk seni. He? Saçı dökülmüş bir kafa, çözülmüş bulmaca eki, aynı fotoğrafı üst üste iki kere yüklemek. En az 200 yaşında bu adam. Görgü kurallarına uyulacak. İn bakayım. Büyük sözüne karşı çıkamam. Üzgünüm madalyacık. Üzülme abicim. Bir sonraki olimpiyatlara katılıp alırsın bir tane benden. Dede Star, kulağını aç, nasihatimi iyi dinle. Bizim yaşımızdakiler böyle yüksek merdivenlere çıkmamalı. Aksiyon geliyor, hissediyorum. Yaşlı başlı kişiler böyle uçta durmamalı. Bir de üstüne böyle atlayışlar yapmama. Yapmalı. Evet, yapmalı diyecektim. Stardı denize yol aç. Başardım. Dede Starlar her zaman kazanır. Oley! Dede Star başardı. Başardı. Çok iyisin dede. İşte madalyan Dede Star. Yaşlanmadan yapılacak tam 100 maddeyi tamamla. İlk maddenin üstü çizili değil. Olamaz. Tekerek üstünde zıplamayı unuttum. 5 saniyen kaldı. Zıplarsan madalya senin. Bugün de dedeler üzüldü. İşte buradasın. Seninle hesaplaşmamız henüz bitmedi. Dede Star kaçancı. Güle güle. Siz çıldırdınız mı? Karpuzu kaşıkla yiyorum diye bilim hayvanlığından mı atıyorsunuz beni? Yoo, aidatını ödemediğin için atıyoruz. Konuyu değiştirme. Sana 8 saat ek süre. Ödedin, ödedin. Ödemedin, ödemedin. Ördektin, ördektin. Ödemiyorum aidat maidat. O zaman bilim hayvanı rozetini masaya koy. Yediğin 2 pidenin parasını bırak ve buradan çık git. Anlaştık. Dünya sadece benim çözebileceğim bir felakete sürüklenirse siz de görürsünüz gününüzü. Pide kamyonu geliyor, düt düt. Açın bakayım ağzınızı. Ay, yanlış bir zamanda mı geldi? Ay. Ne oluyor buna? Kullanım kılavuzunda yazana göre ergenliğe girmiş. Ergenlik ne demek? Sesin kalınlaşması, tüylerin çıkması ve benekler. Beneklerim çıkıyor. Sesim kalınlaştı. Sesime bakın. Başım dönüyor. Nasıl durduracağız dünyayı? Burada kendi haline bırakın yazıyor. Aslında şu benekler yanardağa da benziyor, emin olamadım. Ne
Hacati abi, nerede kaldın? Hadisene. Önüme bir anda yanardağ çıktı. Bakalım gerçekten yanar mı? Yoksa yanardağ kılığımda bir tepecik mi? Biraz araştırmam lazım. Ha? Mirket abi, ne yapıyorsun? Sinirli gösteren gözlüğüm her şeyi anlatmıyor mu? Ha, abi ben senin eşyan değilim. Affedersin, masanın üstündeki süs köpeğim sanmıştım. Hala anlamadık ne olduğunu. Ne mi oldu? Ne mi oldu? Evet, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Bilimi bırakıyorum. Bundan sonra bir şey sorarsanız alacağınız cevap ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Ama sen bilimi bırakırsan ne yapacaksın ki? Ne bileyim? Bu adam gibi olurum. Merhaba, benim adım Adam. Hayır, senin adın Samet. Bu şehre iki Samet fazla. Ben gidiyorum. İlgililere duyurulur. Gerçekten yanardağmış. Öf, neyse bulurum yapacak bir şeyler. Oo, yapacak bir şey arıyorsan gel benim yazlığa gidelim Mirket. Deniz köpeklerine binip dalgalarla dalga geçeriz. Tamam, geliyorum. Ama sırf deniz köpeği dediğin şeyin ne olduğunu merak ettiğim için. Bak bunun gibi ama denizde olanı. Ben Kara Samet'iyim. Deniz Samet'i başka. Canım, laboratuvarım sana emanet. Filsu, laboratuvarın anahtarı da sana emanet. Bana yok mu bir şeyler? Al, laboratuvarın anahtarının anahtarlığı da sana emanet. Yaşasın, ben de bir işe yarıyorum. Arkadaşım, hani yazlıktı? Burası bildiğin kışlık. Nasıl? Ben aldığımda yazlıktı. Ben yazın satın alınan evlere yazlık deniyor sanıyordum. Necati, kandırılmış olmayasın. Hiç sanmam. Satan adam çok iyi biriydi. Hatta bana altı yumurtlayan tavuk bile sattı. Bak. İnek bu, inek. Ben de söyledim ama dinlemiyor ki. Önce kendine inanmalısın. Sen bir tavuksun. Tavuk. Gıdakla şimdi görelim. Gıt gıt gıdak. Yalnız ne güzel gıdakladım. Hakikaten tavuğum galiba. Eyvah! Korktuğumuz başımıza geldi. Dünyaya bir şeyler oluyor. Bu gizemi sadece Mirket çözebilir. Bu bulmacayı da sadece ben çözebilirim. Ne alaka? Bulmacanı bitiremeyince ararsın beni ama. Mirket abinin bilimi bırakmasıyla sizin bir alakanız var gibi görünüyor. Ben Mirket'i arıyorum. Ha? Sinyal yok diyor. Nereye gitti ki bu adam? Yazlığa gitti. Telefonu çekmez. Başka şekilde ulaşalım. Telefon icat edilmeden önce herkes nasıl haberleşiyordu? Arzu'yla haberleşiyorlardı tabii ki. Çağıralım gelsin. Arzu! Arzu değil benim adım. Mesleğim Arzu Hacilik. Mektup yazarı yani. Peki, yaz bakalım. Sevgili Mirket, ne haber? Bu nasıl bilimsizliktir? Bu böyle olmayacak. Biz çözümü laboratuvarda arayalım. Birkaç tane gülerken ağlayan surat koy şimdi. Efendim, mektupta yok öyle bir şey. Nasıl yok? Bu hangi marka mektup? Ucuzundan mı aldın yoksa? Mirket'e ulaşamadık ama bu kadar bilimci toplanmışız. Bence düşünsek çözümünü buluruz. Bu yanardağlar dev beneklere benziyor. O yüzden dev yara bantları yapıştıralım. Tavşan dağı küsmüş, dağın haberi olmamış. Küsenleri barıştıralım. Belki bir çözüm olur. Yok abicim. O yanlış hareketi yapmayacaktı bana. Üzerlerine hamsi fırlatalım. Hamsi ne işe yarayacak? Tam mevsimi. Ben de bileyim, deniz bilimcisiyim. Ben aklım hep oraya gidiyor. Ahtapot bulup vakumlatsak. Mirket abi tüm bilim formüllerini aynı yemek tarifi yazar gibi kitaplarına yazar. Yanardağlar için olan formülü bulmamız lazım. Zaman makinesi tarifi var. Geçmişte kaldı öyle icatlar. İşimize yaramaz. Menemen tarifi var. Soğan koymuş. Menemen zaten soğanlı olmaz mı? Gerçek soğan. Ne haber, ne haber? Kitabın içinde mahsur kalmıştım. Teşekkür ederim. Bir pencere mencere açın. Soğan kokmuş hep burası. İşte buldum. Yanardağ engelleyici formül. Yalnız malzemeleri toplamamız lazım. Sen söyle, ben toplarım. Uçuşa geçiyoruz. Kemerleri bağlayın. 3 kilo demir, biraz hidrojen atomu, depresyonda bir bulut, yeni uyanmış patates, yatağını toplamayan bir havuç, azıcık parmesan. Bu nasıl malzeme listesi? Mızmız Şakir'in gözyaşları. Hop, sen gitme, soğan da lazımmış. Yoksa Şakir'i ağlatmak için beni mi kullanacaksınız? Neyse, her türlü ağlatıyorum Şakir'i. Soğan saldırısı! Kokmuş bu.
Ne yapacağız şimdi? Yaramaz bir şey yaramadı. Hey! Çok agresif yöntemler deniyorsunuz. Oysa Doğa Ana barış ister. Bir de konuşarak ikna etmeyi denesek. Kim bu? Alternatif bilimci. Bilim yaptığını iddia ediyor ama bir şey bilmiyor. Hunga lunga, hunga lunga. Sen çok güçlü bir yanardağsın. Hunga lunga. İstediğin her şeyi başarırsın. Hunga lunga. Al işte. Yanardağı aktifleştirdin. İçindeki gücü açığa çıkardım diyelim. Ooo bana iş fırsatı çıktı. Ocak başı lav başı kebap. Abi çok kötü slogan. Kendin pişir ben yiyeyim. Yok bu da olmadı. Kaçalım en iyisi. Gemiyi önce kebapçılar terk eder. Hani kayak yapacaktık Necati? Köftesiz kayak, sevgisiz hayat olmaz Mirken. Hop, sıra var kardeşim, görmüyor musun? Bu dağlarda hiç nezaket kalmamış. Of, bilimi bıraktım ama bilim beni bırakmıyor. Kesin dünya ergenliğe girdi ve yanardağları çıkıyor. Söndürecek formülü hazırlayabilirim ama umurumda değil. Zaten sende bilim hayvanı değil, mangalcı enişte tipi var. Evet, bilim hayvanı tipi yok ama bilim hayvanı olmamın bir sebebi var. Anılara dalıyorum. Analara dalmadan siparişleri verelim. Sen öndeki dağ gibi adamsın. Sana çift lavaşlı yapıyorum. Anılara dalmak acıktırıyor. Bana da bir yarım yap, paket olsun. Köfteleri hayal bulutunun içine attım. Orada yersin. Anne, baba, ben büyüyünce topçu olacağım. Oğlum, hani futbol oynamayı sevmiyordun sen? Ayrıca biz sen büyüyünce bilim hayvanı ol diye zeytin topluyoruz bak burada. Topçu değil, topçu. Top satacağım. Hem en büyük zeytini ben topladım. Bakın. Tamam, yeşil zeytin sandım bozmadım ama yeter artık. Karpuzum ben, karpuz. Görmüyor musun? Eller havaya. Ha? Ben bir şey yapmadım. Burayla bir ilgim yok. Ama oyun havası çalacaksan o zaman başka. Hadi eller havaya. Tey tey. Şaka şaka, postacıyım ben. Size bir mektup var. Olamaz. Zeytinyağcılar Birliği'nden mektup gelmiş. Aidatımızı yatırmamışız. Bundan sonra ağaçlardan zeytin toplayamazmışız. Nasıl olur? Sonuna da ağlayan ve gülen bir surat çizmişler. Ne demek şimdi bu? 40 yıl düşünsem anlayamam. Merak etmeyin anne baba. Ben çok okuyup büyük bir bilim hayvanı olacağım ve para kazanacağım. Sonra da gelip bu ağaçların hepsini alacağım. Hikayen çok acıklıymış ama benim köftem kadar acılı değil. Yandım! İşin kötüsü 40 yıl geçti, alamadım hala o ağaçları. Çok içimde kaldı. Tamam tamam, direkt köftemi ısmarla desen ısmarlardım. 10 saat ana anlatmana gerek yoktu. Dengemi kaybediyorum. Necati dikkat et. Tehlikeli yazan tabelanın gösterdiği yöne doğru kayıyorum. Tamam, kurtaracağım seni. Ama her yaptığını seslendirmek zorunda mısın? Şimdi de hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünde kayıyor. Aa, çizgi film oynuyor. Yok yok, bu hayatım değilmiş. Az ileride açık hava sineması varmış. Canan, acele etsen iyi olur. Yanardağlar aktifleşti sanırım. Roket tamam. Malzemeler de bitmek üzere. Kırmızı kurşun kalem, çeyrek altının çeyreği, dede horlaması. Dede horlaması! Biraz su demiştin. Şişe mi damacana mı? Çabuk söyle. Zıt! Süre doldu. Geçmiş olsun. İkisini de atıyorum. Liste tamam. Ama son malzemeyi bir türlü anlayamadım. Mirket abinin yazısı hiç okunaklı değil. Söyleyin hadi malzemeyi. Son hıza ulaştım. Şimdi fren yaparsam bir daha hızlanamam. Okumaya çalışıyoruz. Havuç mu? Bir avuç galiba. Ama bir avuç ne? Kimyon mu? Bir avuç lahmacun mu? Çok hızlandım. Dayanamıyorum. Mirket abiye sormaya gidiyorum. Aa, uçan Samet. Nadir görülen bir gökyüzü canlısı. Bu da mı ergenlik? Baksana şimdi de halka takmış. Boş ver abi, geçici bunlar. Satürn'e de öyle diyorduk. Bak halkası duruyor hala. Halkam şekil, önümden çekil.
Necati dursana! Frene basıyorum ama durmuyor. Kayağın freni mi olur? El feneri de mi yok? El feneri diye bir şey zaten yok. Ama... Ama bu çocukluğumdaki zeytin ağacı. İyi de zeytin ağacı karlı yerde olmaz ki Mirket. Sen de zeytin hakkında amma bilgiliymişsin. Evet, peynirleri de iyi bilirim. Mesela peynirler de karlı yerde yetişmez. Peynir zaten ağaçta yetişmez. Ama haklısın, bu ağacın olduğu yer hep yazlık alandı eskiden. Anlamadım ki niye kar var burada. Çünkü soğuk olunca kar yağar ve peynirler üşür. Bak gördün mü? Senden daha çok bildiğim bir konu varmış. Belli ki dünyanın dengelerini bozmuşuz. Ne yapıyorum ben? Hemen Canan'ı arayıp yardım etmem lazım. Ha? Sinyal yok. Sinyal. Sinyali yakalamanın tek bir yolu var. Sağa sola sinyal deres, baş dur keres diye bağıralım. Saçmalama. Emin misin rampadan uçmak istediğine? Bak tehlikeli yazıyor. Necati çoktan ittin beni zaten. Bak kayıyorum. Al işte. Yaptığını seslendirmezsen böyle kimse anlamaz. Tamam kayıyorum. Rampadan atlıyorum. Sinyali yakalıyorum. Yakaladım. Alo Canan. Ne? Son malzeme mi? Pabuç değil pabuç. 28 numara 30 numara fark etmez. Pabuç işte. Hayır bağcıklı olmaz. Cırtçırtlı olacak. Son malzeme de tamam. Roket ateşle Şakir. Ha? Ateşlenmedi. Bu buton ne işe yarıyor o zaman? O butona basınca ben dans ediyorum. Lay 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 lay. Of ben yaparım. Kurtulduk! Siz başarmadınız, biz başardık. Yok, biz de başardık. Oley! Aa bak, geçiyor benekleri. E halkası? Ben yaşlandım artık. Yeni süper kahramanlar lazım bu dünyaya. İniş için atılabilirsin uçan adam. Çünkü Bilsu geliyor. Su. Yok Bobby su. Rüzgarı iyice susadım. Ben hala düşüyorum. Ama neyse. Aidatımı yatırayım bari. Hala 10 saniye süren varmış. Düşeceksen bilim hayvanı olarak düşeyim. Tıklıyorum. Tıklayabildim mi yoksa telefonumla beraber bilim hayvanlığında mı düştü? Beni kurtarsanıza uçan adam emekli olmanın sırası mıydı? Şurada bir köpek var. Umarım kovalamaz. Uslu köpek, cici köpek. Affedersiniz, ne dediniz duymadım. Dur kaçma, ne dedin? Oo Tanju abi ne yapıyorsun? Bisiklet kovalıyorum canım. Gel beraber kovalayalım. Sağ ol abi, daha kahvaltıda araba kovaladım. Dur artık, bisikleti yakalasan ne yapacaksın sanki? Oo, yakalasam onunla gofret paylaşırım. Belki bisikletle uzaya çıkarım. Sonra beraber daha büyük bisikletler kovalarız. Hem kovalıyor hem saçma fikirleriyle sinirlerimi bozuyor. İmdat! Aa, zil çalıyor. Koltuk duruyor. Buzdolabı da tırıvırı tırıvırı diye ses çıkarıyor. Böyle her şeyi sayacaksak çok uzun sürer. Merhaba, bu köpek sizin evciliniz mi? Bizde bir tane evcil var zaten. Yırtıcı bir hayvan olmayı denedim ama sadece kağıt yırtmaya gücüm yetiyor. İzle şimdi. Yırtıl koltuk, yırtıl! Bak ben yırtıldım. Bu köpek acil durumlarda ulaşılacak adres olarak sizin evi yazmış. Ensesinden tutunca ne kadar da masum gözüküyor. Bu çılgın köpek mahalledeki bisikletleri kovalıyor. Lütfen köpeğinizi eğitime yollayın. Aslında güzel bir köpek eğitim okulu var yakınlarda. Yalnız böyle şeyler kişinin izni olmadan olmaz. Gitmek istiyor musun Tanju?
Eso bir okulun çöplüğünde yaşadığımda çok eğlenmiştim. Her zil çaldığında dans ediyordum. Ama iznini resmi olarak almamız gerek. Lütfen şuraya çamurlu patini bas. Ne yazıyor bakayım? Teneffüslerde salıncakta Necati'yi sallayacağıma söz veriyorum. Bu ne biçim sözleşme? Hem adımı da yanlış yazmışsın. Banju değil, Tanju. Kendi başıma sallanınca bir garip oluyor. Ne var yani sallasan Banju? Banju! Sana niye uyuz dedikleri belli oldu. Evet, büyük başlar tek sıra halinde bu sınıfa. Gel bakayım, senin başın küçük. Sen yan sınıfa gidiyorsun. Öğretmenim, öğretmenim. Berkecan mezbahada işe girmiş, gelemeyecekmiş. Evet, köpek eğitimi için gelenler buraya. Tut, tut, tut! Oho! Kocaman okulmuş burası. Hangi sınıfa girmem lazım acaba? Dur, şu adama sorayım. Affedersiniz, köpek eğitimi bu sınıfta mı? Köpek eğitimi bu sınıfta mı? Ben bilmiyorum, sana soruyorum. Ben bilmiyorum, sana soruyorum. Gofretleri yapmış bunun. Neyse, burasıdır herhalde. Oho! Buradaki köpekler amma değişikmiş. Evet, şimdi herkes beni tekrarlasın. Ben bir papağanım. Ben bir papağanım. Ben bir papağanım. Sen en öndeki. Öğretmenini taklit mi ediyorsun bakayım? Öğretmenini mi taklit ediyorsun bakayım? Şimdi de sınıfın yoklamasını al bari. Cici kuş. Cici kuş. Babacık. Babacık. Cicim fıstık. Cicim fıstık. Evet. Beden eğitimi zamanı. Herkes tüneklere. Sen Afrika papağanı. Adı ne bakayım? 175 Tanju. Emrinize hazırım komutanım. Oho! Seninle çok işimiz var. Gözlerime bak ve tekrarla. Ben güçlü bir papağanım. Ama ben köpek... güçlü bir papağanım. Ben çok güçlü bir papağanım. Ekleme yapmasana evladım. Ekleme yapmasana evladım. Aferin, çabuk öğreniyorsun. Şimdi gıdakla. Ama ben bir papağanım. Testi geçtin. Evet çocuklar, bugün Remzi yerine ben koşacağım maceraya. Nasıl koşuyoruz? Canavarlar kendi kendine mi çıkıyor yoksa biz mi bulacağız? İlginç bir üçlü olduk. Bazen babam olmuyor, bazen sen olmuyorsun. Ama Necati abimle ben hep oluyoruz. Dizinin isminde adın geçiyor diye havalara girme. Yakında seni de geçeceğim. Kral Necati olacak. Ya da Necati Şakir. Yok yok, ilki daha güzeldi. İşte maceramsı bir şey görüyorum. Koşun koşun. Hey, çekil artık. Ay köpek değil mi bu? Yol ortasına duvar mı yapalım? Şu çıkardığı sese bakın. Gıgak gıgak. Gıdak, gıdak. Tanju abi, ne oluyor burada? Kendini papağan sanıyor. Eskiden sadece bisiklet kovalardı. Şimdi sokağın ortasında yuva yapmış, kalkmıyor. Tanju, yol ortasında yuva mı olur? Ünlü şarkıdaki manda bile söğüt dalına yuva yapıyor. Kim yazdıysa o şarkıyı yazıklar olsun. Yapraklar her yerime batıyor. Tanju, kalk bakayım oradan. Yumurtanın sahipleri gelecek. Kim bilir ne yumurtası bunlar? Ben bir yumurta uzmanıyım ve söyleyebilirim ki bunlar canavar yumurtası. Ayrıca yine uzmanlığıma dayanarak söyleyebilirim ki bu adam tam bir menemen canavarı. Öyleyim değil mi? Tanju abi kalk. Hadi doktora gidelim. Gıgak gıgak. Doktora gidelim gıda. Tanju bak sana kimi getirdik. Doktor bulamadık. Bununla idare et artık. Tanju abi ne olur kendine gel. Ben sensiz ne yaparım? Senle ben bir el arabasının iki yarısıyız. Sen elsin, ben arabayım. Tanju iyileştireceğimize Samet'i bozduk. Acaba bozuk Samet bile günde iki kere doğruyu ısırır mı? Tedaviye yanıt vermiyor. Bir de görüntülü arayalım. Dıt 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 dıt. Alo? Bize 1,5 beyin lütfen. Acısız olsun. Tanju bak buraya gelirsen sana kocaman bir kemik veririm. Gıgak! Kemik veririm gıgak! Necati abi sen o kemiği nereden buldun? Bir eski çağ dükkanı vardı, oradan aldım. Müze yani. Arkadaşım, seke seke iki semt dolaştım senin yüzünden.
Zaten otobüse de tam bilet basmamı istediler. Müze kart geçmiyormuş. Rezil oldum, rezil. Müze kart kullanan bir dinozor. Buna gülünür işte. Kime gideceğimizi bilemedik. O yüzden size geldik psikolog hanım. Gelirken de elimiz boş gelmeyelim dedik. Ama baklavacı kapalıydı. O yüzden merdiven getirdik. Biner biner inersiniz. Üzgünüm ama anlattıklarınız kadarıyla Tanju Bey'i görmeden bir şey söyleyemem. O zaman gösterelim. Bak nasıl bir tip biliyor musun? Tombik surat, biraz köpek salyası, şöyle uyuzlu bir sokak köpeği. Tamam, gördüm, artık söyleyebilirim. Tanju Bey'in eskilerden çok sevdiği, yakından tanıdığı birini bulun. Sonra? Sonra biraz kabartma tozu. Yalnız tozu abartmayın, kocaman olur. Abartma tozu? Ne diyorsunuz? Eski bir arkadaşını bulup konuşturun işte. O zaman kendine gelir. Teşekkürler. Çıkış bu merdivenden mi? Siz getirdiniz ya onu. Alt kattan çıkış. Tamam. Alt kata ineyim ben o zaman. Güle güle. Tanju abinin geçmişini hiç bilmediğimiz için soy ağacını getirdim. Belki buradan bir akrabasını bulabiliriz. Tanju'nun sülalesini soru işaretleyemiş. Neden bu kadar gizemli olduğu anlaşıldı. Hayır Necati abi, o kim olduğu bilinmiyor anlamına geliyor. Bak Tanju çok çok uzaktan astronot müzeyenin akrabasıymış. Hani nerede? Soy ağacında görünmüyor. Çok uzaktan dedim ya. Bu kadar uzak iyi mi Necati? Çok yakınsın, az daha git. Ben Tanju'nun pilot olduğu günlerden eski bir iş arkadaşını buldum. Gidip bir onunla konuşalım. Uzay çok soğuk oldu. Az burada ısınayım, çıkacağım tekrar. Koltuklarım dik, kemerlerim bağlı, meyve suyu pipetim takılı, uçmaya hazırım. Demek siz Tanju'nun arkadaşısınız. Aslında ben tam arkadaşı değilim. Kankayla tanıdık arası. Kankıdık diyelim. Evet, ben Tanju'nun kankıdığıyım. Tanju'nun size ihtiyacı var Sena Hanım. Lütfen yardımcı olun. Bu tuş ne işe yarıyor? O uçağı takla attırıyor. Meyve suyum dökülmesin şimdi. Sonra basarım. Konumuza dönersek, biz Tanju ile eskiden çok çok iyi arkadaştık. Sena, bak bak, uçağa gofret yazdıracağım şimdi. İyi izle. O da bir şey mi? Asıl seni izle. Uçağa okuma yazma öğreteceğim. Söyle bakalım, hangi harf bu? Gerçekten öğrenmem lazım mı? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Hey, koridorda koşmak yasak. Yani uçmak yasak. Kaptan pilotumuz anısını uydurmaya başladı. Onun yerine güzel bir fıkra bilen yolcularımız gelip anlatabilir. Teşekkürler. Üzgünüm ama size yardım edemem. İyi de niye? Zamanında Tanju'ya çok büyük bir ayıp ettim. Gelmeye utanıyorum. Eğer şimdi gelmezsen asıl o zaman ayıp etmiş olursun. Üzgünüm, yapabileceğim bir şey yok. Bu arada havadayız. Nereye gidiyorsunuz? Bizim evin çatısının üstünden geçtik az önce. Şöyle uçağı sağa doğru yatırırsanız biz atlarız. Tanju abi nerede? Tanju! Ayol nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kuşlar göç eder. Tanju da kendini bir kuş sandığı için göç ediyor galiba. Bu ses nereden geliyor? İşte dış ses aslında şuradaki tenekenin içinde konuşan bir adammış. Kapa, kapa. Yumurtaların sahibi geldi. Al işte, ben demiştim. Canavar tam dediğim yerden çıktı. Kaçın! Uçmak için çok ağırız. Fazla ağırlığı atalım. Buradaki en ağır şeyi buldum. Uçak motoru. Necati abi ne yapıyorsun? Neyse ki yedek motor var. Oo, ejderhaya tüp taktırmışlar. ...176 pilot Sena göreve hazır. Demek geldin ama çok geç kaldın. Gelirken manava uğradım çünkü. Biberle soğan da atla menemen yapalım. Kadınlar havalara uçarız. Abi beni arka taraftan attılar. Sana mesaj var. Bu şakaları çok abartıp konuyu dağıtıyormuşsun. İyi günler dilerim. Sena! Sena! Tanju bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama kafası yerinde değil. Onun yerine sen anlat dış ses kardeş. Tamam tamam, o iş bende. Bir gün Tanju ile Sena uçuş görevindelerdi. Ama motor arıza vermişti.
Bir adaya acil iniş yapacaklarken Sena tek paraşütü alıp atladı ve Tanju paraşütsüz kaldı. Sena, yanımda sadece battal boy içlik var. Bunu paraşüt olarak kullanamam ki. Ama belki rüzgarı yakalayıp uçağı yavaşlatabilirim. Böylece Tanju uçağı adaya indirmeyi başardı. O adada yıllarca mahsur kalıp aklını kaybetti. Kendisini bir ağacın meyvesi sandı. Sen gofretçi başısın, sen de şoförümsün. Bakın bakın. Sahilde tek başına yaşayan köpek geldi. Ne habersin kanka? Nasıl ya? Yıllardır adada mahsur kaldığımızı sanıyordum. Bunca zamandır burada mıydınız? Niye bir şey demediniz? Mahsur kaldığını bilmiyorduk ki. Gerçi akşam yemeğinde kum yiyince bir şüphelendik. Ama öyle seviyorsun sandık. Ne yapıyorum ben? Ben bir köpeğim. Ejderha yumurtası mı bunlar? Eyvah! Al kardeş yumurtalarını. Ya çok kızmış ya da acıkmış. Yumurtalarla ateşli omlet yapacak. Tanju! Dikkat et, daha çarpmak üzereyiz. Al işte. Olay anında hemen terk etti beni. Kendimi senin için feda ediyorum Tanju. Ve merak ediyorsanız şuradaki adaya düşüyorum. Beni takip etmeyen ateşli ejderhaların kuyruğu düşsün. Bu kadar açıklamasan da biz anlamıştık. Acil iniş yapıyorum şuraya. İniş takımlarını attım ben. Ağırlık yapıyorlardı. Aferin Necati. Bir ay sonra. Tanju abi üzgünüm ama Sena abla o ejderhadan kurtulmuş olamaz. Evet Tanju, bir aydır başımızın etini yedin. Hem kendine bak, ne hale geldin. Abuk subuk bir yün yumağı olmuşsun. Ne varmış halimde? Necmi, her bölüm bir yerden çıkmak zorunda mısın? Ben adaya gideceğim, kararlıyım. Belki kurtulmuştur. Kurtulduysa herkese benden gofret. Of tamam tamam. Bir araç bulup gidip bakalım hadi. Çekilin yoldan. Düt düt. Sena abla. Gerçekten de sağlıklısın. Ay bu çok tatlıymış. Şu gömüşe bakın. Halimiş koca ejderha. Halimiş. Bisiklet görünce duramıyorum. Kovalamam lazım. Evet, bugünün de sonuna geldik. Siz olun, lütfen bisiklet kovalamayın ve dinozor yumurtalarını sahiplenmeyin. Güle güle. En sevdiğim gün. Hazine avı günü. Yaşasın. Ha bilmeyenler varsa, Necati bir hazine sandığını sakladı. Şakir'le ben de bulmaya çalışacağız. İlk bulan kazanır. Yoldan geçen biri olarak bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. İşte bir dünya haritası çizip hazineyi koyduğum yeri işaretledim. Bu nasıl dünya haritası Necati? Bakayım. Hakikaten hiç benzemiyor bana. Dünya? Senin ne işin var burada? Hava almaya çıkmıştım. Size iyi hazine avları. 3, 2, 1 başla! Salih, altınlarımızı sakla, defineciler gelmiş. Ne yapıyorsun? Altın arıyorum. Boşa kürek çekiyorsun dostum, hazine yok burada. Boşa çekilen binlerce kürekten sonra. Pes ediyorum Necati abi, hazineyi bulamayacağım. Hadi sandığı koyduğun yerden al da eve dönelim. Remzi, bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın ve baskül taş diye bağırmayacaksın. Tamam, söz. Ben hazineyi nereye sakladığımı unuttum. Baskül taş! Söz vermiştin. Neyse, tamam sandık çok da önemli değil. Evdeki altınları koymadın sonuçta içine, değil mi? Necati, değil mi? Değil mi? Gibi. Bir kere daha sor. Çok güzel değil mi diyorsun? Nasıl unutursun hazinenin yerini?
Çünkü sürekli bana kızıyorsun ve ben strese girip bir şeyleri unutuyorum. Böyle saçma şey olmaz. Baskül taş! Devrelerim yandı. Al işte, yine kızdın. Bu sefer de kim olduğunu unuttum. Babacım sen misin yoksa? Remzi ben, Remzi! Baba, adını neden Remzi yaptın anlamıyorum. Merak etmeyin. Yeni geliştirdiğim cihazım sayesinde Necati'nin tüm anılarını görebileceğiz ve hazineyi de bulacağız. Necati, al şu külahı kafana bağla. Bakın bakın, ters duran dondurma oldum. Acaba kakaolu muyum yoksa çilekli miyim? Necati, ses efekti yapma. Kendi kendine bir şey hissetmiyor olman lazım. Ama böyle daha zevkli. Bunlar ne? Necati'nin tüm anıları. Tek tek televizyona yerleştirip izleyeceğiz. Hazineyi, sakladığı anıyı bulmaya çalışacağız. Mesela bir tanesini izleyelim. Umarım geçen hafta yaptığım futbol maçının özet görüntüleridir. Orta sahadan gol atmıştım da. Ama kendi kalene. Hep kötü yanını görüyorsun olayların. Olmaz böyle. Şşt, başlıyor. Anne, anne, bak bisikletimi çizdim. Ha? Oğluşum, ama bu sayfa boş. Hani bisikletin nerede? Benim bisikletim yok ki. Bu çocuk çok mu zeki yoksa saf mı anlamadım? Hemen gidip Zeki Necati çizeceğim. Yaşasın! Çizemiyorum. Yoksa zeki değil miyim? Çizim yeteneğinin nereden geldiği belli oldu Necati. Bir de şu anıya bakalım. Sandık dükkanına hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evimdeki bulaşıklar çok birikti. Gelip yıkayabilir misiniz? Hayır beyefendi, ne almak istiyorsunuz yani? Sandığımdan da akıllıymışsın. Çünkü sandıkçıyım. Senin sandığından da akıllıyım. Değil mi sandık? Oho! Hep bu kötü esprileri yapıyorsun. Bugün hazine avı günü de şöyle hazine koymalık bir sandık arıyorum. Büyük, küçük. Sağlıklı olsun, gerisi önemli değil. Ay, kimmiş bu? Hanimiş sandıkçık, hanimiş? Vazgeçtim, büyük sandık olsun. Hazineyi Salya'ya bular şimdi bu. Duydunuz mu? Dükkanın adı Sandık Dükkanı'ymış. Oradaki satıcıyla konuşalım. Belki bir ipucu yakalarız. Hop 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 hop! Tek başıma bakamam bu kadar anıya. Siz burada kalın. Başkası gidip konuşsun satıcıyla. Kimi yollasak? Keçi Necmi? O sevmiyor beni. Yardım etmez. Uyuz Tanju. O da çok uyuz. Salı pazarındaki gizemli teyze. Uzaylı çıkmıştı o. Unuttun mu? Ben bu işi halledecek güzel bir ikili biliyorum. Ben de güzel bir ikili biliyorum. Tost, ayran. Ama bir dakika, onların ayakları yok. Dükkana kadar gidemezler. Tamam, senin seçtiğin ikili olsun. Siz kimsiniz? Ben Zeki Dedektif Canan. Ben Zeki Dedektif Fizu. İki zeki dedektif fazla. Sen güçlü ve hızlısın. Birini seç. Tamam tamam, hadi tekrar o zaman. Siz kimsiniz? Ben Zeki Dedektif Canan. Ben de Kraker Dedektif Fisu. Biz Ehiş Dedektifiz. Bugün buraya bir fil geldi mi? Geldi. Neye benziyordu? File. Pazar filesine mi? Hiç alakası yok. Peki hazineyi nereye sakladığını söyledi mi? Yok, söylemedi. Peki çok beğeni mi, çok takipçi mi? Az kuru az pilav. Bir şey çıkmayacak buradan. Fisu, bu kadar çapraz sorgu yeter. Ne haber mi, nasılsın? Evet mi yener, hayır mı? Hindi kalabalığa girmiş, ne demiş? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Başka ne diyeceğim? Hindiyim ben. Cananlar aradı. Dükkanda bir ipucuna rastlamamışlar. Ama ben bir şey buldum. Hadi izleyelim. Necati, ana topu değil o. Konuşabilen bir oyuncak topu icat etmiştim. Konuşmuyor. Konuşmamayı seçiyorum. Konuştum yanlışlıkla. Ama neyse, takım bir tane daha da izleyelim. Lavabo tıkanmış. Domates mi? Kim atmış bunu buraya? Bakalım başka ne var? Kitap, araba motoru, arama motoru. Bu ne acaba? Abi, salata yapıyordum. Domatesimi sen mi aldın? Düzgün soyamamışsın domatesi. Sen beceremezsin şimdi. Dur, ben yaparım. Çekil bakayım. Ben de niye lavabo kırıldı diyordum. Bir de şunu deneyelim. Şu hazine haritasını çizelim bakalım.
Niye çizmiyor bu dolma kalem? Abi ben sadece dolmayım, kalem değilim. Zeytinyağlı mısın, etli mi? Gidip bakmam gerek. Al, bu sırada şu boya kalemini kullan sen de. Bir dakika. Necati! Sabahtan beri seni bekliyoruz. Hadi nerede kaldın? Remzi dur kızma. Dolma yüzünden geç kaldım. Ne dolması? Bilmiyorum. Ben de onu sordum. Yine Remzi kızdığı için bir şeyler unutuyorum. Hazineyi koyduğum yeri unuttum. Eyvah! Adımı da unuttum. Necabört yazıyor burada. Necabört müydü adım? Necati, hazinenin yerini unutmanın sebebi gerçekten benmişim. Çok özür dilerim. Bir dakika. Benim gördüğümü siz görmediniz mi? Mirket abi, görüntüyü biraz geri alır mısın? Heh, işte. Akbaba Kürşat pencereden içeri bakıyor. Kesin o kaçırdı hazineyi. Çabuk geri ver hazinemi. Necati dur, görüntü o, konuşamaz. Konuşamazsa dans ederek anlatsın. Pımçıkı pımçıkı. Galiba televizyon sana çok bozulmuş Mirket. Alo baba, dur yavaş konuş, not alacağım. Pis su kalem istiyorum, anlamıyor musun? Al, burada boya kalemi var bak. Of, bu boya kalemi kurumuş yazmıyor. Ne? Akbaba Kürşat mı hazineyi kaçırmış? O kim, o kim? Al karakter defterinden bak. Bulut Hakkı, Halıcı Dünya. Ben de buradayım, bıyıklı da mı canımı? İşte Akbaba Kürşat, şimdi yakaladım seni. Nereden bulacağım ben bu akbabayı şimdi? Of! Annem gözü bozuk diye büyük fotoğraf istedi benden. Ama bu kadarı da abartı bence. Sen! Hazine çalmışsın. Çabuk söyle nereye sakladın? Hazine falan çalmadım ben. Ne hazinesi? Remzi amcanın evinden aldığın hazine. Pencereden bakarken yakalanmışsın. Kendi yansımamdan saçıma bakıyordum. Hazine falan çalmadım sizden. Bir dakika, bir dakika. Akbaba Kürşat bu seferlik masum olabilir sanırım. Olayı çözüyorum ama kendi kendime konuşmak istemiyorum. Bu yüzden sen bana sorular sor, tamam mı? Tamam. Bu boya kalemi kuruduğuna göre uzun süredir burada kapağı açık bekliyor. Ama Necati abin hazineyi daha yeni saklamadı mı? Demek ki hazineyi saklamadan önce haritayı çizmiş. Ama hazineyi saklamadan sakladığı yerin haritasını nasıl çizebilir ki? Önce saklaması lazım. Bunun tek bir anlamı var. Damacana yerine 5 litrelik su söylemiş. Biliyordum. Bana ihanet etti. Hayır, sandığı saklamayı unuttu. Alo baba, her şeyi çözdüm, anlatıyorum. Hazır mısınız? Sen anlatırken biz de izleyeceğiz değil mi? İyi, tamam. Animatörler şuraya bir şeyler yapsın ben anlatırken. Necati abim hazine sandığını saklamadan önce geçici olarak bir yere bıraktı. Şu sandığı şuraya koyuyorum. Bak şuraya. Sonra haritayı çizmeye koyuldu. Ama sonra gerçeği fark etti. Bir dakika. Önce sandığı bir yere gömmem gerekiyordu değil mi? Bu harita çok saçma oldu. Necati! Bir dakika, ben niye böyleyim? Animatör kankimle şaka yaptık sana. Aman neyse. Hadi geç kaldık senin yüzünden. Böylece Necati abim sandığı saklamadığını unuttu ve evden çıktılar. Al, çizdim haritayı. Aslında sana patris baskısı yapardım ama idare et. İşte başından beri evdeymiş sandık. Altınlarım! Hani altınlar görünmüyor? İşte bir yarım, bir çeyrek altın. Benim hazinem de bu kadar. Tüm sorunlar çözüldü o zaman. Hıya! Filsu tamam, bırak. O kaçırmamış hazineyi. Hazine demek. Kaptım gitti. Filsu vazgeçtim. O kaçırdı hazineyi.